Bizim Sarkı'da da geçen söylemiştim. Yani her şey sermaye için sevgilim. Müzisyenler içinde, yani sahnede performans verenler içinde sadece çok az bir bölümü belki de biriktirdikleri parayla geçiniyorlar ama büyük çoğunluğu şu anda gerçekten çok zor durumda. Belli yaş üzeri müzisyenlerin yine büyük ihtimalle hani bir birikimi vardır diye düşünüyorum. Hani genç müzisyenler, daha çok genç müzisyenler, hani sadece barda çalan arkadaşlar, günübirlik kazanan da o kadar çok bir müzisyen kesimi var ki. Onları daha çok vurdu tabii bu iş. Ekonomik olarak büyük sıkıntıya soktu tabii. Yani insanlar çünkü kira ödüyorlar öyle. Ev geçindirenler var. Yani işin görülmeyen kısmı çok daha fazla tabii. Bir sosyal güvenceleri de yok çoğunun. Bir enstrüman çalarsın, bu senin altın bileziğindir. Bu gerçek hakikaten. Yani bir şekilde müzisyen enstrümanını çaldığı zaman öyle ya da böyle onuruyla, kimseye de el avuç açmadan yani gider, ekmeğini kazanır, karnını doyurur, çocuklarına da bakar. Yani bu böyle. Ama şu an bunu da yapamaz haldeyiz. Yani ben ve benim gibi bu tip az dinlenilen, pazarda para etmeyen, satışı çok olmayan müzisyenler, bizler zaten böyle bir dünyanın içine doğduğumuz için hazırlıklıyız. Çünkü hayatımız zaten böyle. Yani bu böyle giderse zaten müzik sektörü diye bir şey kalmayacak. Virüs olmasa da atıyorum işte bir deprem oluyor, bir şey oluyor. Her olumsuz olayda ilk zaten etkilenen eğlence sektörü oluyor. Ama bu sektörün içerisinde de zaten hani çalışan, işte bundan ekmek yiyen, çoluğuna, çocuğuna bakan insanlar var. Millet hani çocuğuna bakmak için gerçekten üzerinden hani para kazandığı gitarını satmaya başladı. Salgın döneminde müzisyenler enstrümanlarını satmak zorunda kaldılar. Farklı illere göç etmek zorunda kaldılar, daha küçük yerlere, belki ailelerinin yanına geri dönmek zorunda kaldılar. Müzisyenler başka mesleklere kaymak zorunda kaldılar. Çünkü işleri yasaklıydı, yapılamıyordu ve ne olacağı da hiçbir zaman belli olmadı. Hala da belirsizlik devam ediyor. Ana akımda olmayanlar daha çok, çünkü yani müzisyen deyince çoğu insan aklına herhalde konser veren, hurra gidelim çalalım falan, öyle bir durum yok tabii bu. Arkası da çok insan taşıyan bir iş çünkü. İlk önce sahne etkilenir yani her türlü durumda. Hani burada da bir tersi olmadı. Müziğin sesini kısıyoruz dediğiniz zaman niye sorusuyla karşılaşırsınız? Pandemiyle müziğin ne alakası var sorusu tabii ki aklı başında herkesin soracağı soru haline geliyor. Yani siz müziğin sesini kısarak mı pandemiyle mücadele edeceksiniz? Yoksa hani insanların istikfalinde o aynı ortamlarda bulunmasına engel olarak mı? Bu pandemiden çok şey öğreneceğiz. Belki böyle bir kendimize geliriz de birbirimize de, yani sadece kendimize değil de birbirimize sahip çıkmayı da öğrenebiliriz. Çünkü sistem, yani kapitalist sistem bizi birbirimizden çok ayırdı. Herkes kendi derdine düştü. Herkes biri iki yapmanın peşine düştü. Bir arada olmayı biz unutalı çok oldu. Plajlara çıktığı otobüsler hala serbest falan. Açık hava da hiç çok uyulmasına rağmen her şeye yasaklandı. Tekrar bir açıldı, tekrar yasaklandı. Sonra sadece belli bir durum açıldı tekrar. Bazıları tekrar yasaklandı. Böyle bir ortada bir soru işareti var. Tabii bu soru işareti oldukça da işin açıklığı, gönüllülüğü sorgulanabilir oluyor tabii ki. Yani spesifik olarak neden önce konserleri iptal etmeye uygun gördüklerini tabii ki ben bilemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, buna bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Devlet yardımından da müzisyenler yararlanamadılar. Çünkü müzisyenlerin ülkemizde bir meslek tanımı yok. Çoğu işte grupta veya çoğu müzisyen, çoğu işte arkada çalışan emekçi insanlar da sigortalı olmadıklarından, devlet tarafından da bir tanınırlığı olmadığı için başka işlere işte yöneldiler. Tamam, hani o insanın gerçekten sahneye çıkması lazım, işte insanlarla buluşması lazım, onu çok özlüyor ama yani kibin olmadan aslında o insan hiçbir şey. Online konser oluyor vesaire ama bunlar hem bizi tatmin etmiyor hem seyirciyi tatmin etmiyor. Ayrıca çok masraflı işler gerçekten. Hani çekim ekibi ayarlanıyor vesaire. Bunların hepsi para. Bir kere ilkeli ve tutarlı bir
pandemi yönetim süreci olduğunu düşünmüyorum. Pandemi bir şekilde bence gerekçe sunularak önlem adı altında belli bir seküler yaşam tarzına bence bir müdahale var. İnsanlar istiflenerek işlerine yolluyorlar emekçiler, binlerce emekçi. İşte Ayasofya'da siyasi şov yapılıyor binlerce insan üst üste. Ama açık havada konserleri yasaklıyorsunuz. Ya şimdi bunun başka bir mantıklı, başka bir izahı olduğunu düşünmüyorum. Sağlık krizinin yanında da çok ciddi bir ekonomik kriz de yaşıyoruz aslında. Yani ve ekonomik kriz denilen şey ilk önce kültür ve sanat alanını lüks haline getiriyor. Katil projelere imza atmış şirketlerin patronlarının milyonlarca dolar vergi borcunu tek kalemde sildi bu hükümet. Ve müzisyenlere tek bir fon sağlanmadı. Israrla ve ısrarla hala ilk elden sahnelerinin kapatılmasının başka bir açıklaması yok. En kötü hiçbir şey yaramamış olsa bile pandemi yönetimi konusunda ki iktidarın kesinlikle ne kadar samimiyetsiz, halk sağlığından uzak bir noktada olduğunu da görmüş oldu. İşlerimiz, konserlerimiz şu anda çok kötü durumda. Konserler bitince domino taşı gibi herkes işsiz kaldı. Bu müzisyenlerde yıllardır bir dernekleri yok, bir meslek birlikleri yok ve şu anda gerçekten çok zor durumdalar. Bazıları enstrümanlarını sattılar, bazıları İstanbul'dan anne baba evlerine dönmeyi düşünüyorlar. Bu gerçekten çok üzücü. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın bu işe bir el atması gerekiyor. Çünkü biz müzisyenler aslında turizm işçisiyiz. Yani bir servis veriyoruz. Yani bir sanat yapıyoruz belki ama sonuçta telif olarak onların parası alınıyor. Sonuçta biz bir turizm rehberi gibi bir kokartımız olması gerekiyor. Müzisyenler örgütlenmekten korkmaması lazım. Apolitik, dağınık bir görüntü çizmememiz lazım. Toplum kültür ve sanattan mahrum kalırsa kabalaşacağını düşünüyorum. Her konuya kabaca yaklaşacağını düşünüyorum. O akşam dükkanındaki cirosu iyi olmadı diye müzisyenin emeğini gasp ettiler. İstediği şarkıyı çalmadı diye müzisyen öldürüldü bu ülkede. Mekanda, bir iş yerinde bir patron tarafından kötü davranılmış, hakkı çalınmış müzisyene sahip çıkacak bir yapıya ihtiyacımız var. Örgütlü bir yapıya ihtiyacımız var. Yani dünyanın hiçbir yerinde hiçbir hak mücadele edilmeden alınmıyor. Yani müzisyenin bir emekçi olduğu müzisyen tarafından bile çok kanıksanmış bir şey değil. Hani post paylaşmakla değil bir platform oluştur. Müziğe ses ver adı altında bir tane platform olsun. Oraya 3-5 bir şey atsın. Topluma üstten bakan bir metindi. Niyeti o değildi. Farkındayım niyetinin olmadığının. Ama yani öyle üstten bakarak olmaz. Yani şu an hepimiz inşaattaki işçiyle ben ya da öbürü hepimiz aynı sorunu yaşıyoruz şu an. Ölme riskimiz var. Sevdiklerimizi kaybetme riskimiz var. Ekmek parası ile ilgili sıkıntımız var. İnsanların müzisyene bakışı televizyonda gördüğü birkaç popçunun gülistanlık yaşaması gibi algılanıyor. Müzik emekçiliği bu değil. Yani müzik emekçisi evine gerçekten ekmek müziğiyle, sanatıyla ekmek götüren insanlar ve bunlar bir değil, beş değil, milyonlar. Bizim sanatsal müziklerin diyeyim. Bu sınavı çok önce başladı. Öyle bu 1-2 aylık, 3-5 aylık sınav değil. Bizim bu sınavımız zaten çok ağır bir şekilde de devam edecek. Sizin gazeteniz gibi az sayıda, böyle bizim gibi popüler olmayan ama müziği hayatına adamış kişilere yer veren ve çok az böyle gazeteler var, dergiler var. Biz de onların kıymetini biliyoruz. Onlar da bizim kıymetimizi biliyor. Umutla bakmak istiyorum ama organize olmadan, yapmamız gerekeni yapmadan bize hiç kimse bir şey yapmayacak.